Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Wortbildung. Neydi Wortbildung? Kelime oluşturma. Burada arkadaşlar, alt başlık olarak Nachsilben bei Nomen, yani isimlerin sonuna gelen ekleri görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar burada mavi ile, yeşil ile ve kırmızı ile işaretlemiş olduğum sonlandırıcılar var. Hatırlarsanız artikel konusunda ve sonraki konularda bunu görmüştük. Neydi bunlar? Der artikeli mavi ile sembolize ediliyordu değil mi? Das yeşil ile, die de kırmızı ile, hatta sarı renkte neydi? Çoğullarda, plural formlarda kullanılıyordu. Ben tekrar der, die, das diye işaretlemek yerine bunu renklerle görselleştirmek istedim. Böylelikle çok daha iyi bir şekilde bunu anlarız. Çünkü görsel hafızayı da işin içerisine soktuğumuzda emin olun çok daha iyi kavranılıyor. Özellikle bu artikeller. Şimdi arkadaşlar burada asmus ve ismusla sonlandırıcılarını görüyoruz. Belli başlı kelimeler var, daha doğrusu isimler var ve bu isimlerin sonuna asmus, ismus geldiğinde bu bir yapı olabiliyor, bu bir terminoloji olabiliyor. Dolayısıyla ilkine baktığımızda entusiasmus hatırlayacak olursanız belki İngilizceden görmüş olabilirsiniz. Bu arkadaşlar coşku anlamına gelmiş oluyor. Entusiasmus demek ki coşku demekmiş. Feminismus da adı üstünde, güzel Türkçemizde de bu var değil mi? Feminizmden gelen feminismus demek ki, bakın bunun sonuna mus gelmiş oluyor. Ismus, ancak entusiasmus, bu da coşku demekti. Ne oluyormuş? Asmus şeklinde değil mi? Sonlandırıcı geliyor. Demek ki ben bunu nasıl anıyor olacağım? Der entusiasmus, der feminismus demiş oluyorum değil mi? Sonrakine bakalım. Optimismus. Bunu Türkçeden de değil mi hatırlayabilirsiniz. Optimismus, de optimismus neydi arkadaşlar? Olumlu olan değil mi? Optimistik dediğimizde olumlu düşünen insanlarda kullanılıyor değil mi? Olumluluk da diyebiliriz aslında bunun için. Optimismus. Bir sonrakine bakalım. Demek ki bunun da artikeli neymiş? De optimismus. Sonrakine baktığımızda der Mechanismus, ki Türkçemizde de bunu kullanıyoruz değil mi? Mekanizm anlamına gelmiş oluyor. Demek ki bu da ismus sonlandırıcısını almış oluyor. Dolayısıyla der Mechanismus denildiğinde mekanizma anlamına gelmiş oluyor. Sonrakine baktığımızda der Aktivismus, Aktivismus ismus arkadaşlar. Demek ki aktivizm neydi? Aktif olma hali değil mi? Dolayısıyla der Aktivismus diye karşımıza çıkmış oluyor. Der Sarkasmus, evet bu Türkçe'de de var değil mi? Sarkazm diye değil mi? Alay etme, alaycılık diye geçiyor. Ama sarkazm diye de geçiyor bu. Tabii bunlar arkadaşlar artık terminolojiye dahil olduğu için bu şekilde karşımıza çıkıyor ki Türkçemizde de bu yapılar aslında baya bir tanıdık geliyordur eminim sizlere. Sonrakine baktığımızda arkadaşlar a, e sonlandırıcılarını görüyoruz. Tabii bunlar a, e ile sonlandırıldığında aslında kök olarak baktığımızda, ismin köküne baktığımızda, Avrupa dil ailesi için konuştuğumuzda bunlar Latince kökenli olduklarından dolayı arkadaşlar bu sonlandırıcılarla beraber anıldığında o ülkenin dili şeklinde yorumlanmış da olabiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi biblio aslında Latince'de, tabii bunları bilmemize gerek yok, ancak kitap anlamına gelmiş oluyor. Der Bibliotheca denildiğinde ise kütüphaneci anlamına evrilmiş oluyor. Dolayısıyla der Bibliotheca denildiğinde arkadaşlar ne anlamalıymışız? Kütüphaneci olarak isimlendirmemiş oluyoruz bunu. Buraya baktığımızda güzel Türkçemizde de gayet anlaşılır bir kelime olan der Kommissar. Evet bakın, komiser değil mi? Komiser demek ki
Der Kommissar diye Almanca'da demek ki bu şekilde söylenmiş oluyor. Der Sekreter, evet bunu da zaten bildiğinizi tahmin ediyorum. Der Sekreter neydi? Sekreter demekti. Ancak erkek sekreter, öyle değil mi? Bu bir kadın sekreter olmuş olsaydı ne olacaktı? Die Sekreterin, bunun sonlandırıcısı in olacaktı ki bunu ta A1'de meslekler konusunda görmüştük, öyle değil mi? Buraya baktığımızda arkadaşlar, der Volontär, evet bu da tanıdık gelecektir. Volontär neydi? Gönüllülük, değil mi? Dolayısıyla gönüllü diyecek olursak der Volontär demiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar Asmus, Ismus ve A-E-A ile anılan durumlarda, değil mi, ne olmuş oluyormuş? Der artikeli gelmiş oluyor. Ancak istisnamız var. O istisnaları da buraya yazdım. Almanca'da arkadaşlar istisnai durumlar o kadar çok ki, dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hani mutlaka bunun artikeli budur diyemiyoruz. Bu sebepten en başta söylediğim şeyi burada da yineliyorum. Mutlaka isimleri artikelleriyle ezberlememiz lazım arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı der ve das arasında gidip gelebilirsiniz. Yani ikisinin arasında kalabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem bunları mutlaka ezberlemeniz olacaktır. Şimdi burada istisnai bir durum var arkadaşlar. A ile R ile sonlandırılan durumlar. Bakın yeşil das ile anılmış oluyor. Tıpkı das Seminar, değil mi? Güzel Türkçemizde ne diyoruz? Seminer. Demek ki Almanca'da das Seminar demiş oluyoruz. Tıpkı das Vokabular. Evet bunu da biliyoruz artık. Neydi Vokabular? Kelime, değil mi? Kelimeler denildiğinde bu zaten İngilizceye baya bir nasıl yakın bir durum, değil mi? Das Exemplar, bu da Exemplar tanıdık geliyordur büyük olasılıkla. Örnek anlamına, numune ya da örnek anlamına gelen Das Exemplar ismini görmüş oluyoruz ki demek ki bunlar da ne oluyormuş? R sonlandırıcısını alıyorlarmış. Şimdi yukarı bir çıkalım Das'a. Das'la devam ediyoruz. Ment. Demek ki ment sonlandırıcısı varsa şayet neyle anılıyormuş? Hangi artikelle anılıyormuş? Das ile anılmış oluyor. Tıpkı burada olduğu gibi das Dokument. Eminim bu da tanıdık gelecektir. Döküman, belge. Öyle değil mi? Demek ki bu neymiş? Das Dokument'miş. Das Experiment, deney, değil mi? Das Experiment, deney. Das Instrument, bu da enstrüman, öyle değil mi? Das Instrument demek ki adı üstünde enstrüman demekmiş. Das Management, evet bu baya bir İngilizce kokuyor. Management demiyoruz. Direkt İngilizce gibi davranıyoruz ve Das Management demiş oluyoruz. Bu da neydi arkadaşlar? Yönetim demekti, değil mi? Sonrakine baktığımızda Das Medikament, eminim bunu da bileceksinizdir. Aramızda birçok doktor takipçimiz, sağlıkçılarımız da var. Das Medikament neydi arkadaşlar? Bu da ilaç demek, değil mi? Ans ve Ense geçelim şimdi de arkadaşlar. Ans ve Ens sonlandırıcıları da kırmızıyla işaretlendiğine göre ne artikeli, hangi artikeli almış oluyormuş? Die artikelini alıyormuş, değil mi? Tıpkı burada olduğu gibi Das Bilanz. Evet. Güzel Türkçede de bunu kullanıyoruz. Neydi bu? Bilanço, değil mi? Demek ki bilanço Almanca'da Das Bilanz demekmiş. Evet, düzeltiyorum. Die Bilanz demekmiş. Die. Bir sonrakine bakıyoruz. Distance, die Distance. Die Distance arkadaşlar mesafe anlamına geliyor. Demek ki die Distance mesafe demekmiş. Die Eleganz, elegant bunu daha önceden görmüştük. Şık, dolayısıyla şıklık, zerafet diyebiliriz, değil mi? Dolayısıyla die Eleganz, zerafet demekmiş. Die Resonanz, evet. Die Resonanz, eminim fizikle ilgilenen varsa aranızda rezonans demekti, değil mi? Ki güzel Türkçe'de de gene aynı şekilde anılmış oluyor. Die Resonanz. Ens ile sonlandığında bu da gene die artikeli alıyormuş. Die Existenz,
Evet, The Existence neydi arkadaşlar? Eminim bu da çok tanıdık gelecektir size. Varoluşum, değil mi? Varoluş, değil mi? Hatta böyle bir akım da var. The Existence. The Intelligence, Intelligence neydi? Zeki, değil mi? Dolayısıyla The Intelligence, zekilik, zeka gibi tabii isim haliyle anıldığından zekilik gibi de düşünülebilir. Hani zekilik, zeka, tabii zeka diyebiliriz. The competence, competence yani bir şey yapabilmekten geçiyor arkadaşlar. Yapabilirlik ya da ne diyebiliriz competence için? Bir şeyin üstesinden gelebilme anlamına geliyor. Şimdi birebir Türkçesini bulamadım ama the competence bir şeyin üstesinden gelebilme olarak açıklanabilir. Bu da demek ki the competence demekmiş. Yani şöyle bir açıklama getirebilirim. Bir şey yapabilmek, elinden gelebilmek, yetenek anlamında yetenek denilebilir bunun için arkadaşlar. The competence, the concurrence, the concurrence bu da rekabet anlamına geliyor arkadaşlar. The concurrence, the preference. Evet, bu da tercih demek arkadaşlar. Bir şeyi tercih etmek isim olarak karşımıza geldiğinde tercih dediğimizde demek ki the preference demek ki neymiş? Tercih demekmiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Enthusiasmus. Der Enthusiasmus. Der Feminismus. Der Feminismus. Der Optimismus. Der Optimismus. Der Mechanismus. Der Mechanismus. Der Aktivismus. Der Aktivismus. Der Sarkasmus. Der Sarkasmus. Der Bibliotheker, der Bibliotheker, der Kommissar, der Kommissar, der Sekretär, der Sekretär, der Volontär, der Volontär, das Dokument, das Dokument, das Experiment, das Experiment. Das Instrument, das Instrument, das Management, das Management, das Medikament, das Medikament, das Seminar, das Seminar, das Vokabular, das Vokabular, das Exemplar, das Exemplar. Die Bilanz, die Bilanz, die Distanz, die Distanz, die Eleganz, die Eleganz, die Resonanz, die Resonanz, die Existenz, die Existenz, die Intelligenz, die Intelligenz, die Kompetenz. Die Kompetenz, die Konkurrenz, die Konkurrenz, die Präferenz, die Präferenz. Arkadaşlar dersin bu bölümünde Verweiswörter konu başlığını görüyoruz. Verweiswörter ne demek? Verweiswörter referans kelimeler demek. Yani demek istediğim aslında şu. Anlatılan bir konu vardır. Bir cümle vardır ve biz burada adres gösteriyorsak o konuyu, o cümleyi burada belli başlı kelimeler vardır. O kelime bütün o konuyu kapsar. Bunu göreceğiz. Şimdi ilk örneğe bir bakalım dilerseniz. Örneğimiz ne diyor? Deutsche trinken mehr Kaffee als Bier. Evet. Almanlar ne içiyorlarmış daha çok? Kahve içiyorlarmış. Biradan daha çok kahve içiyorlarmış. Şimdi diyelim ki ben bu durumu bilmiyordum diyecek olursak ne diyeceğiz? Bakın burada das wusste ich nicht. Demek ki arkadaşlar burada das ile ne yapmış oluyorum? Bu durumu ele almış oluyorum ve diyorum ki
Ben bunu bilmiyordum. Güzel Türkçe'de de bunu söyleriz değil mi? Bunu bilmezdim. Bunu bilmiyordum deriz. Dolayısıyla bunudan kasıt kocaman bir konu olmuş oluyor. Onu içermiş oluyor. Burada da das büyük kocaman bir konuyu kendi içerisinde ne yapmış oluyor? Barındırmış oluyor. Dolayısıyla adres göstermiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer örnekte man muss diszipliniert sein erfolgreich zu werden. Evet, anlaşılır bir cümle olduğunu tahmin ediyorum. Diszipliniert sein ne demek arkadaşlar? Güzel Türkçemizde de ne deriz buna? Disiplinli olmak değil mi? Erfolgreich bu da başarılı, muvaffak değil mi anlamına geliyor. Erfolgreich zu werden olabilmek için, başarılı olabilmek için, olmak için disiplinli olmak gerekir diyor cümlemiz değil mi? Şimdi ben bu durumu diyeceğim ki ben bu fikre katılıyorum. Bu fikre katılıyorum. Dolayısıyla dem stimme ich zu. Zu stimmen ayrılabilir fiili neydi arkadaşlar? Katılmak demek değil mi? Onaylamak, katılmak anlamlarında. Dolayısıyla ben bu fikre katılıyorum dediğimde dem stimme ich zu demiş oluyorum. Dolayısıyla dem bütün bu cümleyi kapsamış oluyor. Hepsini barındırmış oluyor. Dolayısıyla bir referans kelimesine dönüşmüş oluyor dem. Bir sonrakine bakalım şimdi de isterseniz. Ich habe fast gar keine Zeit in den Supermarkt zu gehen. Anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Fast neredeyse, gar keine Zeit. Neredeyse hiç mi hiç vaktim yok. Ne yapmaya? Süpermarkete gitmeye. Değil mi? Durumumuz bu. Ne diyor? Da hole ich immer Hilfe von Freunden. Hilfe holen ne demek arkadaşlar? Yardım almak demek. Immer her zaman von Freunden arkadaşlardan. Bakın burada da hole ich immer Hilfe von Freunden. Yani ben böyle durumlarda arkadaşlarımdan yardım alırım demeyi getiriyor. Dolayısıyla buradaki da bu durumu içerisine içermiş oluyor. Yani refere etmiş oluyor. Dolayısıyla da'dan kasıt süpermarkete gitmeye vaktim olmadığı durumlarda da ile ne yapmış oluyor? Demek ki bunu ifade etmiş oluyorum. Dolayısıyla böyle durumlarda deriz ya güzel Türkçe'de böyle durumlarda arkadaşlarımdan yardım alırım. Dolayısıyla da hole ich immer Hilfe von Freunden demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Deutsche trinken mehr Kaffee als Bier. Deutsche trinken mehr Kaffee als Bier. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Man muss diszipliniert sein, um erfolgreich zu werden. Man muss diszipliniert sein, um erfolgreich zu werden. Dem stimme ich zu. Dem stimme ich zu. Ich habe fast gar keine Zeit, in den Supermarkt zu gehen. Ich habe fast gar keine Zeit, in den Supermarkt zu gehen. Da hole ich immer Hilfe von Freunden. Da hole ich immer Hilfe von Freunden. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Von nun an esse ich nicht mehr draußen. Von nun an, bugünden itibaren, şimdiden sonra gibi düşünelim arkadaşlar. Bu bir kalıp. Demek ki bundan böyle, bundan sonra anlamındaymış. Bundan sonra ne yapacağım, ne yapmayacağım? Dışarıda yemek yemeyeceğim. Von nun an esse ich nicht mehr draußen. Şimdi buraya bir sonraki cümleye baktığımızda stattdessen nehme ich nur selbstgemachtes Essen mit. Stattdessen neydi arkadaşlar? Bunun yerine. Dolayısıyla bunun yerine ne yapacağım? Nehme ich alacağım. Nur selbstgemachtes. Selbstgemacht kendi yapmış olduğum. Değil mi? Selbstgemachtes. Bunu birlikte de görebiliriz arkadaşlar. Selbstgemacht. Bunu birlikte de yazabileceğimiz gibi ayrı da tutabiliyoruz. Ama en güncel haliyle bu şekilde doğru olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Almanca'da sürekli bir güncelleme var.
her dilde olduğu gibi bu şekilde yazılıyor ama olur da öyle bir metne denk gelir de bitişik olduğunu görürseniz yanlış değildir. Evet, en güncel ve en doğrusu bu haliyle yani ayrı. Demek ki stattdessen nehme ich nur selbst gemachtes Essen mitnehmen beraberinde almak gibi değil mi? Beraber götürmek gibi de düşünülebilir. Bundan böyle yemeğimi, kendi yapmış olduğum yemeğimi yanıma alacağım demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla stattdessen nehme ich nur selbst gemachtes Essen mit. Şimdi burada arkadaşlar stattdessen yerine dafür da kullanabilirim. O zaman ne olacak? Dafür nehme ich nur selbst gemachtes Essen mit. Yani ben stattdessen yerine, bakın cümlenin öğeleri gene aynı şekilde kalıyor ve ne yapmış oluyorum? Dafür koymuş oluyorum. Bu durumda dafür nehme ich nur selbst gemachtes Essen mit demiş oluyormuşuz, değil mi? Sonraki örneğimize bakalım. Ich habe leider keine Zeit, die Tageszeitung zu lesen. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Maalesef, leider, keine Zeit, vakitsizlikten şikayet eden bir cümle değil mi bu? Hiç vaktim yok, maalesef vaktim yok. Die Tageszeitung, günlük gazete, değil mi? Okumaya, zu lesen, zu plus infinitiv, değil mi? Görüyoruz. Demek ki maalesef günlük gazete okumaya vaktim yok. Dolayısıyla ich habe leider keine Zeit, die Tageszeitung zu lesen. Durum böyle olunca ya denk gelecek olan dementsprechend kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Bakın dementsprechend buna göre birebir anlamı bu. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Durum böyle olunca ben ne yapamıyorum? Güncel olayları, güncel haberleri takip edemiyorum demiş oluyoruz ki die aktuellen Nachrichten neydi? Güncel haberler demekti. Verfolgen takip etmek demek değil mi? Dolayısıyla günlük gazeteyi okumaya vaktim olmayınca buna göre ne yapamıyorum? Güncel haberleri takip edemiyorum. Demek ki buna göre ne oluyormuş arkadaşlar? Dementsprechend kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Dementsprechend yerine infolgedessen de diyebilirdik arkadaşlar. Bakın burada da gene diğer öğeler yerli yerinde kalmış oluyor. Dolayısıyla infolgedessen kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen da diyebiliyorum. Ya da üçüncü bir varyasyon demzufolge de diyebiliyorum. O zaman demzufolge kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Bakın burada öğelerin hepsi yerli yerinde değil mi? Ve sıra geldi son örneğimize. Son örneğimiz ne diyor? Clara findet das Studium ziemlich anstrengend. Evet, Clara bu bir kız ismi değil mi? Das Studium yüksek öğrenim demekti değil mi? Üniversite gibi. Ziemlich anstrengend, ziemlich oldukça anstrengend, yorucu değil mi? Demek ki Clara üniversite eğitimini oldukça yorucu buluyor. Clara findet das Studium ziemlich anstrengend. Bakıyoruz. Dadurch kann sie ihre Hobbys nicht ausüben. Evet, durum böyle olunca hobisini gerçekleştiremiyor demeye getiriyor. Dolayısıyla dadurch bu anlamı vermiş oluyor. Yani biz aslında bu durumu ne yapmış oluyoruz? Burada refere etmiş oluyoruz bu kelimeyle. Bundan dolayıdır ki, değil mi? Anlamına çıkıyor. Dadurch kann ich sie ihre düzeltiyorum. Dadurch kann sie ihre Hobbys nicht ausüben. Evet, ausüben yerine daha kolay bir eylem de koyabilirdim. Machen diyebilirim, değil mi? Hobbys machen, gestalten diyebilirdim belki ama tabii şimdi C1 seviyesinde olduğumuz için olması gerektiği gibi değil mi? C1 seviyesindeki kelimeleri kullanmakta fayda var. Hobbies machen bu çok daha A1 ağzı bir durum. Çok daha basit bir şey. Hobbies machen de aslında pek de kullanılmaz bu arada. Hobbies ausüben daha şık, daha doğru, daha yerinde diyelim. Dolayısıyla dadurch kann sie ihre Hobbies nicht ausüben.
Bundandır ki hobilerini gerçekleştiremiyor demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi de doğru telaffuzuyla bu cümleleri tekrarlayalım. Von nun an esse ich nicht mehr draußen. Von nun an esse ich nicht mehr draußen. Stattdessen nehme ich nur selbstgemachtes Essen mit. Stattdessen nehme ich nur selbstgemachtes Essen mit. Dafür nehme ich nur selbstgemachtes Essen mit. Dafür nehme ich nur selbstgemachtes Essen mit. Ich habe leider keine Zeit, die Tageszeitung zu lesen. Ich habe leider keine Zeit, die Tageszeitung zu lesen. Dementsprechend kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Dementsprechend kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Infolgedessen kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Infolgedessen kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Demzufolge kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Demzufolge kann ich die aktuellen Nachrichten nicht verfolgen. Clara findet das Studium ziemlich anstrengend. Clara findet das Studium ziemlich anstrengend. Dadurch kann sie ihre Hobbys nicht ausüben. Dadurch kann sie ihre Hobbys nicht ausüben. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimiz iki bölümlüydü, öyle değil mi? İlk bölümümüzde Wortbildung ve ikinci bölümde Verweiswörter konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss!